Çocuğun ilk o yıllarında gerçekleşen bağlanmada çocuk başlangıçta ihtiyaçlarını haber vererek mızırdanma ve ağlama sinyalleri gönderir. Mızırdama ve ağlama sinyallerine kim karşılık verebiliyor ve çocuğun ihtiyaçlarını kim karşılıyorsa çocuk buna teşekkür etmek ve bağlanmanın ilk adımını atmak için tebessümle karşılık verir. Örneğin çocukların karnı acıktığında, bebeklerin karnı acıktığında aslında karnı acıktıklarından dolayı değil, korktukları için ağlarlar. Vücutlarında bir değişiklik olduğu için ama vücutlarının mide kısmını henüz tanımadıklarından dolayı ve bu midede oluşan açlık hissini henüz bilmediklerinden dolayı sanki vücutlarında bir yerlerde işler yolunda gitmiyor olduğunu hissettiklerinden dolayı panik yapar ve ağlar bebekler. Bu ağlama bizim için bir açlık ağlaması olmuş olsa da çocuk için bir korku ağlamasıdır. Ve eğer anne bebeğini kucağına alır ve bebeğini emzirir veya karnını doyurur ise çocuğun o korku duyduğu etken ortadan kalktığı için annesine bir tebessümle, annesine bir sevecen gülüş ile bakarken aslında ilk bağlanmanın adımı böylelikle atılmış olur. Bebek kendi acısını gideren ebeveynine karşı, annesine karşı bir bağlanma gerçekleştirir. Çünkü o korku alandır artık bebek için. Dolayısıyla bebeğin her bir ihtiyacı vaktinde karşılandıkça çocuğun içerisinde yeşeren duygunun adı güven duygusu olmaktadır. Çocuğun altı değişeceği sırada eğer çocuk vücudunda bir yerlerinde kirlilik, yanma ve değişiklik hissettiği sırada mızırdandığında ve anne geldiğinde, eğer anne sevecen ve tensel temas içerisinde bebeğiyle oynaşarak altını değiştirmeye başladığında bebeğin ona karşı gönderdiği tebessüm sinyali şu anda bebek anneye bağlanıyor olduğunun bir işaretidir. Tüm bunlar gibi ister alt değiştirme olsun, ister karın doyurma olsun, isterse gece bir anda kabus görüp çocuğun korku görüp yahut da gece üşüdüğü bir anda yahut elbisesi bedenini sıktığı bir anda, hararetin olduğu bir anda gece uyurken yahut da hasta olup ateşlendiği bir sırada eğer yanında hemen yakınında anneyi yine görüyor ve anne çehresiyle yüzüyle karşılaşıyorsa çocuk işte bu acı gideren kişiye, korku gideren kişiye, bu problem gideren kişiye bağlanmaya başlar. Bu bağlanma yaklaşık 2-3 yıl boyunca devam eder. Adım adım, santim santim çocuk kendini anneye teslim etmeye başlar. Bağlanma gerçekleştikçe aslında bir bakıma da tam tersinden bir bağlanma gerçekleşir ki o da annenin çocuğa bağlanması. 9 ay süren hamilelik dönemi içerisinde annenin merak içerisinde çocuğunu her an hayal etmiş olması, yüzünü, gözünü, elini, ayağını ve kime benzediğiyle ilgili kendi içerisinde oluşan merak duygusuyla çocuğunu bekliyor olması zaten bir bağlanma başlangıcı olsa da şu anda bebeğini elinde tutar vaziyetteyken ve bebeğin de kendisine öylece sevecen bir şekilde yöneliyor olduğunu görmesiyle anne de bebeğine bağlanmaya başlar. İşte anne ile bebek arasında gerçekleşen bu bağ çocuğun gelecek yaşamının şekillenmesinde, gelecek yaşamın kurgulanmasındaki en önemli temel taşı oluşturuyor. Birçok anne çocuğunu seviyor olduğunu, ona bağlı olduğunu ya da bağlanmış olduğu hissini zanneder. Halbuki sevmek ayrı bir şeydir, bağlanmak ise ayrı bir şeydir. Çocuğuna ilgi göstermek ayrı bir şeydir, çocuğuna bağlanmış olmak ayrı bir şeydir. Bağlanmak kendini bırakmışlık halidir, bırakabilme halidir.
Bağlanmanın en temelinde yatan duyguysa güven ve emniyettir. Çocuk anneden güven ve emniyeti aldığından dolayı kendisini anne kucağına doğru öylece bırakır. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk" deyip geçmeyin diye seslenin.